Kripto para haber sitesi paranfil.com'dan herkese merhaba. Bugün sizlere öne çıkan kripto para haberlerini aktaracağım. Solana kripto paralar sıralamasında Ripple'ı solladı. Solana her zamankinden daha ivmeli bir yükseliş kaydetti ve kripto para piyasasının çoğu için kırmızı bir haftanın ortasında Ripple'ı geçmeyi başardı. Ripple CEO'su Brett Garlinghouse'dan çağrı. Bizimle gelin. Sekin Coinbase borsasına karşı yayınladığı vers bildiriminin ardından borsanın CEO'su Brian Armstrong'la görüşmeyi reddetmesi üzerine kripto para ekosistemi bir araya geldi. 2020 yılı Aralık ayında menkul kıymetler ve borsa komisyonuyla davası başlayan Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, Coinbase'e olan bu tutumun karşısında ben demiştim dedi. SEC kripto ekosistemini kontrol etmek istiyor. 9 yıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nin Connecticut bölgesinde savcılık yapan James Flynn, menkul kıymetler ve borsa komisyonunun bütün kripto varlıkları kontrol altına almak için elinden gelen her şeyi yapacağını yazdı. Menkul kıymetler davaları ve devlet soruşturmalarında uzmanlaşmış eski federal savcı Flynn, Coinbase'in Wells bildirim almasına neden olan Lending programıyla ilgili uyardı. Coinbase borsasının açıklamalarına göre SEC, Lending programının menkul kıymetler içerdiğini ancak bu sonuca nereden ve nasıl vardıklarını açıklayamadıklarını söyledi. Michael Ackerman 37 milyon dolarlık kripto vurgununu kabul etti. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu eski bir New York Menkul Kıymetler Borsası zemin komisyoncusu olan Michael Ackerman'ı sahte bir kripto para birimi alım satım ticaretine girmekle suçladı. Plan 150'den fazla yatırımcıyı Ekrem'in Bitcoin ve diğer kripto para ticaretinde büyük kazanç sağlayabilecekleri tescilli bir algoritma geliştirdiğine inandırdı. 52 yaşındaki Ekrem'in kurbanlarının paralarının çoğunu pahalı gayrimenkuller, mücevher alımları, araçlar, seyahat ve güvenlik hizmetleri de dahil olmak üzere kişisel harcamalarını ödemek için harcadığını itiraf etti. 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek Ekermann'ın elektronik dolandırıcılıktan suçlu bulunması bekleniyor. Michael Ekermann'ın 5 Ocak 2022'de yargıç Sven tarafından cezalandırılması planlanıyor. Ethereum ve Solana'nın Ağustos'ta harika bir koşu yapmasının nedeni. Geçen ayki Ethereum London Hard Fork'u haklı olarak ciddi bir heyecan yarattı. Dünyanın en büyük blok zinciri için yeni bir çağ başlatma yolunda büyük bir adımdı ve yatırımcılar hayal kırıklığına uğramadı. Son çöküşten büyük bir darbe almasına rağmen yerel token'ı Ether geçen ay %13.7 yükseldi. Ancak yakın tarihli bir rapora göre Ağustos ayında getiriler %35'ti. Polkadot'un merkezsiz kimlik projesi Kilt, Kusama Paraçay'ın müzayedesini kazandı. Kendi kendine egemen, anonim ve doğrulanabilir kimlik bilgileri vermek için açık kaynaklı bir blok zinciri protokolü olan Kilt protokolü, 6. Kusama Paraçay'ın müzayedesini kazandı. Kusama, Polkadot'un blockchain geliştiricilerinin kodlarına, ürünlerini ve hizmetlerini oluşturması ve test etmesi için kullandığı kanar yağıdır. Kilt protokolü, müzayedeye katılımı için topluluğundan büyük destek almıştı. Proje 1 Eylül de kusama Paraçay'ın müzayede kitle kredisi için maksimum 220 bin kusama sınırına ulaştı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İlgili habere parafil.com sitesinden ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip almayı unutmayın.